Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Şırnak'tayız. Bildiğiniz üzere Şırnak'ı en son AKP HDP'den kazanmıştı. Ve biz de bugün Şırnak'ta vatandaşlarımıza yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soracaktık. Ama burada ilginç bir şekilde vatandaşlarımız konuşmadı uzun uğraşlarımıza rağmen. Biz de esnafları dolaştık. Kamera arkası vatandaşlarla konuştuk. Ve çekilen sıkıntıları ben bizzat sizlere aktarmak istiyorum. Ama kısada bir hatırlatmamı yapacağım değerli arkadaşlar. Bizlere destek olabilmek için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Öncelikle vatandaşlar konuşmaya neden çekiniyor? Ona kısa bir değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, en son biliyorsunuz ki Şırnak'ta Hendek zamanları çatışma sürecinin ardından burayı vatandaşlarda bir korku imparatorluğu başlamış. Tabii ki bir genelleme yapmıyorum. Konuşan vatandaşlarımız oldu. Tabiri caizse tek tük, ama onlar da hemen röportajı yaptıktan sonra kendilerinin yayınlanmalarını istemediler. Bu yüzden biz de saygı duyup yayınlamayacağız. Ama vatandaşlar genellikle çatışmalı sürecin ardında bugün Şırnak'ta, Yeni Çarşı'dayız bu arada, konuşmadılar. Ve konuşmamalarının sebebi birazcık korku, birazcık çekingenlik ve birazcık da hani buradaki yaşanan sıkıntılar. Çünkü nereye gitsek bir çevirme var. Nereye gitsek her sokak başında neredeyse zırhlı araç var. Eski çarşının bulunduğu yerde şu an valilik, mesela vali gelecekmiş. Bu yüzden mesela orada hiç çekim yapamadık. Oradaki vatandaşlara hiç mikrofon uzatamadık. Genellikle buradaki esnafın sıkıntısı da yine günümüz gündemini sarsan gelişme, zamlar, elektrik faturaları mesela. Şu anda mesela bir tatlıcıda oturuyoruz. Yine adını da vermek istemiyorum. İki katlı bir tatlıcı, yaklaşık 90 metrekare. Ve gelen elektrik faturası 9.000 TL olduğunu söylüyor. Diğer esnaflar keza aynı şekilde 6.000 lira diyen, 30 metrekarelik dükkana 4.000 lira elektrik faturası geldi diyen. Ama esnaflara da mikrofon uzatmak istedik, ama esnaflar da kendilerini ifşa etmek istemediler. Bu bilgileri ben size aktarmak istedim. Kilometrelerce, 100 kilo, hani kilometrelerce yol yaptım, Şırnak'a geldim. En azından buradaki sıkıntıları ben kendim sizlere anlatmak istedim. Şu anda da aklıma geldikçe, hani vatandaşlar ve esnaflarla ne konuştuğum hakkında aklıma geldikçe aktarmaya çalışıyorum. Esnaflar şunu da söylüyor Şırnak'ta. Şırnak merkezdeyiz, bir kez daha vurgulayayım. Mesela yeni dükkanlar açılıyormuş, işte yeni restoranlar veya yeni giyim mağazası açılıyormuş. Bazıları ilk bir ayda bile tek bir müşteri bile bulamayıp kapatıyorlarmış dükkanı. Genellikle burada esnaflar çok açılıp çok kapanıyormuş bu ekonomik krizden dolayı, ama asıl gerçekten tabiri caizse korku imparatorluğu vatandaşlarda. Vatandaşlar kesinlikle konuşmuyor. Bu zamana kadar Ağrı'ya gittim, Diyarbakır'a gittim, Van'a gittim, birçok ile gittim, Mardin'e gittim. En az 10-11 şehir dolaşmışımdır, ama hiçbir şehirde Şırnak'ta karşılaştığım kadar bir korku imparatorluğuna karşılaşmadım. Buradaki asla vatandaşlarımızı irite, ezme amaçlı söylemiyorum bunları. Onları da anlıyorum. Esnafın da kaygılarını anlıyorum, kamera karşısına çıkmama kaygılarını. Ki esnaflar şunu da söylüyor. Biz geçen gün elektrik faturalarını protesto gerçekleştirmek istedik, ama işte 100 esnaftan 10 kişi geldi. Yine hani onlar da korkuyor dedi. Genellikle hani korkmayan esnaflar korkan esnaflardan şikayetçi. Korkmamamız gerektiğini ve zamlara demokratik bir şekilde tepkimizi dile getirmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Ama genel olarak da burada bir esnafla konuştum. 92 yılından beri burada köklü ve tek bir esnafmış. Oradaki genç, özellikle tekrar beyan ediyorum, çatışmalı sürecin ardından işsizlik oranının tavan yaptığını ve gençlerin burada ciddi bir şekilde göç ettiğini vurguluyor. Biz sokakları gezerken de, yani şu anda da kameraman arkadaşım gösterecektir en azından hani şu bölümü. Bugün cumartesi,
cumartesi olmasına rağmen çarşıda neredeyse sinek avlıyor. Hiç kimse yok bana göre. Neyse arkadaşlar, lafı çok uzatmak istemiyorum. Umarım çok güzel günlere geleceğiz. Vatandaşların korkmadan fikrini ve oy vereceği partiyi söyleyeceği günleri mutlaka göreceğizdir. Ben kısaca bilgi vermek istedim. Gerçekten kısıtlı imkanlarla şehirlere gidebiliyorum. Gidebiliyoruz daha doğrusu bizden TİVA ailesi olarak ve buraya gelmişken de açıkçası böyle de bir video çekmek istedim. Çok da zamanınızı almadan bir şey daha eklemek istiyorum. Ve altını da çizmek istiyorum. Buradaki hiçbir vatandaşı irite etmek veya tırnak içerisinde ezme amaçlı bu videoyu da çekmiyorum. İnsanları da anlıyorum, kaygılarını da anlıyorum, esnafların da kaygılarını anlıyorum. Kamera karşısına çıkmama konusundaki kaygılarını anlıyorum ama şunu da görüyorum. En azından kamera arkası hani AKP tekrar kazanır mı Şırnak'a? Çünkü en son yerel seçimlerde AKP kazanmıştı ama HDP'nin kalesi olan bir şehirdi Şırnak ve %70 oranında oy alıyordu HDP burada. En son AKP kazandı. Ne düşünüyorsunuz dedim. Yaklaşık değerli arkadaşlar, abartısız söylüyorum, 30-35 esnaf, 30-40'a yakın da vatandaşla konuştum. Çay bahçelerine oturdum. AKP'ye oy verenler de dahi olmak üzere, AKP'ye oy verenler de dahil olmak üzere asla asla bir daha AKP'ye oy vermeyeceklerini beyan ediyorlar. Şırnak'ta AKP için çanlar çalıyor. Zaten HDP'den kazanmıştı belediyeyi ama bir daha kazanamayacağını da belirtiyor halk. Değerli arkadaşlar, kısaca şunu da özet geçeyim. Müsaadenizle, çok zamanınızı aldım biliyorum. Burada tekrar söylüyorum, vatandaşların kaygılarını da anlıyorum. Ben de vatandaşların, hani esnafların sıkıntılarını bu videoyu çekerek anlatmak istedim. Umarım burada röportaj gerçekleştiremediğim için beklenti içerisinde olan hiçbir arkadaşımız bize kızmaz. İnanın saatlerce uğraştık ama olmadı. Yine geleceğiz. Vatandaşın sesini duyurmak için bir kez daha geleceğiz. İlerleyen günlerde gene geleceğiz ve Kürt illerimizde dolaşmaya ve halkın sesini duyurmaya da devam edeceğiz açıkçası. Lütfen bizleri desteklemeyi ihmal etmeyin. Beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Abone olduktan sonra hem şehirlerden, sokak röportajlarımızdan hem de her akşam 9'daki Türkiye gündeminden haberdar olmak için abone olduktan sonra yanda çıkan bildirim zilini de tüm olarak işaretleyebilirsiniz. Şırnak'tan herkese selamlar, saygılar.